katliamının 5. yıl dönümü. Öncelikle sözlerimize başlamadan önce başta katledilen 301 madenci arkadaşımız olmak üzere ve iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmiş bütün kardeşlerimiz olmak üzere hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Yaşanmakta olan sürece baktığımızda neredeyse her yıl 2000 insanımızın iş cinayetlerine kurban gittiğine maalesef tanık oluyoruz. Şimdi ceza davasının avukatlarından Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Avukat Can Atalay davayla ilgili hem de yaşanan 5 yıllık süreçte yaşadıklarımızla ilgili bir açıklamada bulunacak. Buyurun Can Bey. Ulaşsın. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Sesimi bu katliamın ortağı sarı sendikacılara siz ulaştırın. Sesimi katliam göz göre geri gelirken bu katliama ortak olan siyasetçilere siz ulaştırın. Sesimi işçi kardeşlerinin davasına sahip çıkarken çektiği görüntüleri patronlara servis eden kolluk görevlerine siz ulaştırın. 301 işçi, dile kolay. 301 eş, 301 baba, 301 kardeş bir anda bırakın bir yüzyıl için, bir insan hayatı için bile göz açıp kapayıncaya kadar ölen 301 insan, 301 baba, 301 eş, 301 kardeş. Bu kent, adına Soma dedikleri bu kent, eğer 301 kişinin hesabını sormakta ısrar etmezse, sıradaki yeni 4 maden daha çok 301 işçiye mezar olabilir. Sesimiz İzmir'e varmayabilir. Sesimizi ulaştırın. Can Gürkan 4,5 yıl yattı diye el çabukluğu marifet onu tahliye edenlere deyin ki iktidara göbekten bağlı. Sermayeyi memnun etmek dışında bir amacı olmayan bir yargı sürdürülemez. Türkiye'de herkes adalet istiyor. Herkes adalet istiyor. Eğer bir ülkede herkes adalet istiyorsa bilin ki adaletsizlik yerin 40 kat altında saray kurmuş demektir. Herkes adaletsiz, herkes adalet istiyorsa taş olsa çatlar, bu memlekette su akar, yolunu bulur. Soma halkı, diyorsunuz ki onlara yardım edildi. Diyorsunuz ki daha ne kadar bir acı sürdürülebilir? Bu insanların ocağına ateş düştü. Bu insanlar 5 senedir, tam 5 senedir sizin ocağınıza ateş düşmesin diye uğraşırlar. Kendi ocaklarına düşen ateş sizin ocağınıza düşmesin diye. Yoksulluğu istismar ederek Soma'da 301 işçiyi, İstanbul'un göbeğinde torunlarda 11 işçiyi, Aladağ'da 11'i kız çocuğu, 12 kişiyi öldürenler bu yola böyle devam edemeyecekler. Herkes adalet arıyor. Herkesin adalet aradığı bir ülkede adaletsizlik yerin 40 kat altında saray kurmuş demektir. Can Gürkan'ın tahliyesinden, Alp Gürkan'ın beraatinden daha kötü olan orta düzey kamu görevlilerinin Danıştay kararına rağmen hala yargıdan kaçırılmış olmaları.
Bütün bunlardan daha kötü olan Can Gürkan bugün, Alp Gürkan bugün maden işletmeye devam edebilir. Ey Sarı Sendika'nın yancıları! Ey patronun yancıları! Ey 301 işçinin katili, siyasetin yancıları! Bilin ki bu ocağa düşen ateşi siz sahiplenmezseniz, siz onlarla birlikte hesap sormaya devam etmezseniz, Türkiye'nin en büyük madenleri açılıyor burada. 4 yeni maden geliyor. Daha çok ocağa çok ateş düşecek demektir. Biz 5 yıldır bu davanın peşindeyiz. Tehdit ettiler, yılmadık. Para teklif ettiler, yılmadık. Arkadaşlarımız Soma davasını neden takip ediyorsunuz diyerek tutuklandı. Bir an olsun gözümüzü kırpmadık. Karar sizin. Karar sizin. Ya sessizce hanginizin ekmeğinizi kazanırken öldürüleceğinize sıra bekleyeceksiniz ya da adalet mücadelesine siz de omuz vereceksiniz. Benim diyeceğim bu kadar. 301'i onur! Fidan ablamız konuşacak. Ben Erdoğan Köse'nin eşeğim. 301 kişiyi kaybettik, eşim de içinde. 5 yıldan beri bu acıyı yaşıyoruz. Hala da bugün daha aynı acımız. 5 yıldan beri de hukuk mücadelesini veriyoruz. Ama istediğimiz adaleti bulamadık. İstediğimiz adaleti vermediler. Katiller cezalandırılmadı. Ama biz mücadelemize devam. Katillerin ceza alasıya kadarı, adaletimizin sonuna kadarı devam ettireceğiz. Bunu da söylüyorum burada. Herkese Soma'da uyumasın, sahip çıksın. Sahip çıkmasa ertesi gün o ölür, ertesi gün o ölür. Katliama hazır olsunlar. Yanımızda olmadıkları sürece. Ama biz adaleti sonuna kadar arayacağız. Eşimizin de katilinin sonuna kadar arkasındayız. Ve kamuoyuna bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma maden katliamının 5. yıl dönümü. Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 emekçinin yaşamdan, sevdiklerinden koparılmasına neden olan, kimilerinin basit bir kaza olarak gördüğü katliamın asıl sorumlularının cezalandırılması için 5 yıldır mücadele ediyoruz. Sosyal Haklar Derneği ve şehit madenci aileleri katliamın 5 yılında adalet taleplerini bir kez daha buradan haykırmaya çalışıyor. Kimilerinin basit bir kaza dedikleri de 3 kelimeyi pervasızca ard arda getirdiklerinde bizim canımız yanıyor. Ülkedeki tüm vicdanlı yurttaşların canı yanıyor. 301 can hala yanmaya devam ediyor. Emekçilerin kanları ve canlarıyla beslenen bu vahşi ekonomik düzenin suçlarını örtbas eden ve atlayan sermaye ve onun siyasi iktidarına göbekten bağlı bir yargı süreci olduğu sürece bu yangın sönmeyecek. Soma'da 301 madencinin hayatını çalan siyaset, sermaye, sarı sendika, işbirliği, suç ortaklığı yargılanıp da bir emsal karar çıkmadığı müddetçe Türkiye kamuoyu bu süreçten tatmin olmadığı olmayacak. Soma davası sürecinde ilk günden itibaren yaşananları hatırlayalım. Acılı ailelere uygulanan şiddet, tekmeler, yangının patronlar tarafından açıkça tehdit edilmesi, aile avukatlarının açıkça tehdit edilmeleri ve mahkeme heyetinin sürekli değiştirilmesi, sonunda görevden alınması, yeni bir mahkeme heyetinin atanarak bu kararın çıkması sağlanması. Geçtiğimiz yıl dava hak yerini bulmasa da iyi kötü bir karara bağlandı. Kötüsü şuydu.
Bu fiil bir olası kasıttı, ancak bilinçli taksir olduğuna karar çıktı. İyisi ise buna kastedenlerin bir daha böyle bir ekonomik faaliyet içerisine giremeyecek olması gibi önemli bir referans vermesiydi. Oysa Türkiye bu gündemine bomba gibi düşen bir istinap mahkemesi kararı ile Soma Kömürleri AŞ'nin patronu Akgürkan'ı beraat ettirdiler. İşin başında oğlu Can Gürkan'ı böyle bir vakada ceza diyemeyeceğimiz şekilde taksir ile ödüllendirerek tahliye ettiler. Bununla da yetinmeyip ruhsat sahibi ve rödevansçı olarak maden ocağı işletme icrasından yasaklanmasına dair kararı da kaldırarak ayrıca ödüllendirdiler. Bunun anlamı şudur: bozuk gaz maskeleriyle havalandırmasız ortamlarda, yaşam odasız maden işletmelerinde ölüm kol gezmeye devam edecek. Hadi hadi denilerek nice işçiler yalnızca ekmek parası için ölümüne üretim yapmayı sürdürmeye devam edecekler. İktidar ise işçilerin yaşamlarını içe saymak pahasına bu kasıt şirketleriyle suç ortaklığını sürdürmeye kararlı görünmektedir. Tıpkı üzerinden atamayacağı bütün kasıtlarla Çorlu ve Ankara katliamlarından sıyrılmaya çalışan DCD Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ortaklığı gibi tıpkı Aladağ'daki kaçak yurtta 11 kız çocuğunun yanarak ölmesine sebep olan cemaat, ilçe emniyet müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı suç ortaklığı gibi sosyal cinayet düzenine karşı sosyal adalet isteyen herkesi ülkenin üzerine çöken bu parti devletine, devlet bürokrasisi ve sermayeye, yandaş yargıya, yandaş medya işbirliğine karşı meşru fiili mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. 5 yıldır her ayın 13'ünde olduğu gibi bugün yine Soma için adalet, sosyal cinayet düzenine son diye haykırıyoruz. 301'i unutmadık, unutmayacağız. Tüm sorumlulardan hesap sorana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gün gelecek, devran dönecek, başta AKP olmak üzere bütün katiller halka hesap verecek. 301'i